Bak Vandam'a da soralım. Yurt dışında böyle izinsiz selfie çekiliyor mu hiç? Böyle gelip çekip gidenler oluyor mu yanına? So it's very common in Turkey that someone approaches you if you're a celebrity. They take a selfie without saying anything and they disappear. Does this ever happen to you abroad? Senin o İngilizce konuşmanı ben... ah ona... ah işte o işte. İnkar etmiyorum. Boş değilim. Ben de boş değilim yani. Evet. Benim konsantre yerde bir oluyor yalnız böyle. Evet. Yes. So does it ever happen to you abroad? Yeah. Yes. Of course, non-stop. But without people, if it's for sport or entertainment, it's because of them that the people that we are existing in a sense. So it's not good to, it's a together thing. But I never refuse selfies. Never refuse. Always take my time. Take time, but it's good. I just like to do it. Evet, bana da çok sıklıklı oluyor. Ama biz sonuçta bu güzel insanlar sayesinde şu anda olduğumuz yerdeyiz. Burada yani bir sporu icra ediyor olabiliriz, bir oyuncu olabiliriz ama onlar sayesinde buradayız. Ve bu paylaşımı yaşamak çok güzel. Evet. Ben de her daim o selfie'leri her yerde çektiriyorum, vakit ayırıyorum. Buradan çıkarttığımız sonuç, izinsiz selfie çektirebilirsiniz. But please take selfie with you without permission. Buradan bu sonuç çıktı yani. Biraz Gökçe Hanım. Bir hareketlenelim. They can all take a selfie right now. Ready? Yeah? Aa, hep beraber. Biraz sonra çekelim right hep beraber. Yes. Instagram'a koyacağım yes. Çünkü ben de. Gökçe ne yapıyoruz? Her şey bitmedi mi? Ha? Hangisi her şey bitmedi bitemez? Öteki neydi? Kızılcıklar. Öteki? Ne yapardım bilmem. Ne yapardım bilmem. Tamam. Tamam. Ötekileri de yapacağız çünkü. Evet. Alkışlar Gökçe için. Thank you.
İnsan bir etkileniyor gerçekten de. Vallahi çok acayip ya. Hani izleyince bir de yanında oturunca iyice garip. Tabii bir de özellikle bizim jenerasyonumuz yani 80'ler jenerasyonu hep onun filmlerini onunla izlemişti. Yani, evet. Büyüdük diye çevirme de sen onu yani evet. Devamlı izliyorsun diye. Yaşamışmasın öyle. See you on the screen and then having you here and then we grew up with you. Like, oh, I'm not allowed to translate that, but the 80s generation. Hala yapıyor mu? Yani bacaklar böyle açılabiliyor mu? Dönen, uçan tekme falan var mı hala? Are you still able to do the flying kick or the split? Yes. Still? Yes. We did on the TV show, but my luck to be with the Amazon platform, which is great. It's like the TV show open in 200 countries. With 200 subtitles, so it's a different type of business, show business, movie business, than the film business. Right. The Amazon. So that's good for my career, but also good for other people in different countries. They can understand the movie with different languages. Right. So, beautiful. Yeah. Evet, bu hareketleri hala yapıyorum ama aslında bu diziyle ilgili en ilginç olan şudur ki Amazon platformunda yayınlanıyor ve 200 ülkede, 200 dilde izleyebiliyor insanlar. Dolayısıyla herkes kendi ana dilinde bizim dizimizi şu anda izleyebiliyor. Harika. Onu da öğrenmiş olduk. Hareketleri hala yapıyor olabilmesinde. Baba senin vücut esnek mi de bu kadar? Melih var mıdır sende? Ben de yok abi o kadar. Efendim? They want to see your muscles. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Ben kendisine söyle sadece bu kadar sıyırabiliyorum kendisine söyle. Okay, this is the only part you can show you. Thank you. Bir de onun bir dansı vardı. Yıllardır bütün dünyada konuşulan bir danstı. O dansı bir izleyelim önce. Onun filmdeki dansını. Şimdi biz müsaadesiyle bir şey yaptık. Gelen sanatçılara bunu yapıyoruz. Onun dansının müziğini değiştirdik. Bizim kendi Türk müziklerini koyduk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.